arkadaşlar. Bilim ve Doğa TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle konumuz fotosentez. Fotosentezin anlamını bulacağız arkadaşlar. Şimdi hemen okumaya başlayalım. Fotosentez, topraktan su ve mineraller, havadan ise karbondioksit alınarak güneş ışığı ve kloroplast içindeki klorofil sayesinde besin ve oksijen üretilmesine denir. Yapay fotosentez. Yapay fotosentez karbondioksit su ve güneş ışığı haricinde bir kimyasal kullanmadan yakıt üretmeye yarayan endüstriyel bir yöntemdir. Ne lazım? Ayakkabı kutusu. Evet arkadaşlar, ayakkabı kutusu var burada. Karton. Zaten kartonlarımız da var. Minik bir kutu, o da var. Filizlenmiş bir patates, o da var. Ve bantımız da var. Burada, burada. Nasıl yapılır? Patatesi filizi üste gelecek şekilde küçük kutuya koyup küçük kutuyu ayakkabı kutusunun bir köşesine yerleştiriyoruz. Ayakkabı kutusunun içine karton ve bantı kullanarak bir labirent yapıyoruz. Labirentin sonuna 3 cm büyüklüğünde, yani 3 santimetre büyüklüğünde bir delik açıyoruz. Ayakkabı kutusunun kapağını kapatıp güneşli bir yere koyuyoruz. Birkaç gün bekledikten sonra kutuya açıp sonucu görüyoruz arkadaşlar. İşin sırrı. Bitkilerin beslenmek ve hayatta kalmak için fotosentez yapmaya ihtiyacı vardır. Bundan dolayı bitkinin fotosentez aygıtı daima ışığa doğru büyür. Böylece filizler yolunu bulur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz fotosentezdi. Sonunda ne olacak diye de bakıyoruz arkadaşlar. Birkaç gün sonra patatesin filizleri labirentte yolunu bularak küçük delikten dışarıya çıkacak. Öyleymiş. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz fotosentezdi. Umarım yeni videolara abone olursunuz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Dur bir saniye. Bu da benim ilk videomdu arkadaşlar. Takipte kalın.